Deprem bölgesinde bir yandan fırtına ve lodos da etkili. Özellikle İskenderun'da deniz zaten karaya hücum etmişti ya da Karadeniz'in altına girince mecburen su baskınları olmuştu. Bugün de benzerlerinin yaşandığını biliyoruz. Tayfun Er son durumu anlatmak için bizi bekliyor. Tayfun. Evet Salih Nayman, işte büyük depremin hemen ardından İskenderun'un sahilini su basmıştı. Geçtiğimiz gün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki Payas açıklarında denizde olan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından lodosun da etkisiyle, tabii depremin etkisini ayrıca size anlatacağım. İşte bu bulunduğumuz İskenderun sahilini, burası Atatürk Meydanı, törenlerin, mitinglerin yapıldığı bir alan ve burası o lodosun etkisiyle su altında kaldı. Şu anda yapay bir göl görünümü var burada. Hemen şimdi kameraman Fatih Mehmet Coşkun göstersin. Bakın Salih Nayman, bunlar yağmur suyu mazgalları. Buradaki biriken su deniz tarafına gitmesi gerekiyor ya da kanalizasyona gitmesi gerekiyor. İşte burada deprem devreye giriyor ve işte o 100 yılın asrın felaketine neden olan depremler silsilesi, ki 10 binin aştı çoktan. İşte geçen bir ay zarfında İzmir depreminde bu rakama yaklaşık 2,5 yılda ulaşılmıştı. İşte ondan dolayı ve bölgenin genelindeki, İskenderun'da da had safhada, sahildeki zemin sıvılaşması, özellikle biraz daha ileride 4-5 kilometre ilerideki sahilde yol komple dalgalanma şeklinde, o depremin işte S dalgalarıyla birlikte dalgalı vaziyette ve araçlar geçmekte zorlanıyorlar. İşte bu bölgede de depremin ardından yaşanan kanalizasyon hatlarındaki, yağmur suyu hatlarındaki kırılmalardan dolayı da şu anda su çekilmiyor. Yavaş yavaş aslında aralardan toprağa süzülüyor diyebiliriz. İşte bir tane daha mazgal, gördüğünüz gibi suyu çekmiyor ve zeminde de deniz kumu var. Sahil komple, işte o yarılan asfaltlara vesaireye baktığımızda o yarılan asfaltın hemen altında kum var. Sahilde biraz önce dolaştım, mesela orada bir köprü var. Köprü depremden dolayı yıkılmış ve komple sahilde zemin kaymaları var. Aslında bu suyun iki tane nedeni, lodostan dolayı doldu, depremden dolayı da şimdi boşalmıyor. Çünkü aralıklarla zeminin yüksek olduğu bölgelerde görüyorsunuz, işte buradaki deformasyon da belli. Mesela hemen sağ tarafımızda bak Fatih, oradaki çatlakları hemen gösterelim ekranlarında izleyicilerimize. Bakın zeminin çökmesini net bir şekilde görüyoruz. Bu su da şu anda uzun bir süre kalacak gibi ya da kendiliğinden yavaş yavaş çekilecek. Çünkü kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları birlikte burada da İskenderun'da ve bundan dolayı, deformasyondan dolayı su çekilmiyor. Zaten hemen baktığımızda İskenderun'un sahili şu anda hayalet şehir gibi. İnsanlar burayı da tabii ki deprem korkusuyla daha güvenli yukarılara, otoyolun üst tarafında depremden etkilenmeyen bölgelere ya da şehir dışlarına ya da çadır kentlere gittiler. Ve burası şu anda insansız bir bölge diyebiliriz. Hareket yok, tek tük insan var. Ve işte geçtiğimiz gün depremin ardından olması, tabii ki bilim insanları bunu daha net bir şekilde değerlendirebilirler. Ancak balıkçı barınağındaki olay tamamen depremle alakalı. Yaklaşık 2 saat önce oradaydık. Balıkçı barınağında bir görüntü, bir tır depremin olduğu gece yük boşaltmak için orada hemen barınağın üst tarafında mendirekte bekliyor. Ve o sırada deprem olunca üzerinde yükle birlikte tonlarca ağırlıktaki tır denizde balıkçı barınağının mendireğinin yıkılmasıyla birlikte yarı beline kadar suyun içerisinde ve bir aydır orada bekliyor. Ve işte orada balıkçı barınağının kooperatif sorumlusuyla görüştüğümde yaklaşık 1 metre 80 santim bir çöküntü olduğunu, orada da işte Süheyla Sultan gemisi balıkçı barınağının olduğu yere bağlanacak, ondan dolayı şu anda bir tamirat var. Evet, İskenderun sahili su altında lodos nedeniyle, taşması nedeniyle doldu, ancak depremin etkileriyle, altyapıdaki deformasyonlardan, çöküntülerden dolayı da şu anda su sahilden çekilmiş değil, ama yavaş yavaş toprağa süzülerek çekileceğini düşünüyoruz. Depremin en net etkilerinden bir tanesi aslında İskenderun'da, işte sağdaki deformasyonlardan dolayı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.